Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevasından hisseler nasip eylesin. Okunan ayet-i kerimeler bir kamil insan modeli, kamil insan şahsiyeti. Cenab-ı Hak da dost olabilen bir şahsiyet bizden arzu ediyor. Cenab-ı Hak cümlemize inşallah hisseler nasip eylesin. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bizi büyük bir lütuf, büyük bir kerem, büyük bir ihsan, hiçbir sermaye ile ümmet-i Muhammed olarak dünyaya getirdi. Ümmet-i Muhammed olarak yaşatıyor. Bu Rabbimizin çok ilahi, çok büyük bir lütfu. En büyük kitabı bizi muhatap kıldı. Mucizevi kitap, kıyamete kadar mucizesi devam edecek. Nasıl 1400 sene evvel bir mucize ise, bugün de mucize, yarın da mucize, kıyamete kadar mucize. Son peygamber, her peygamber bir topluma gelmiştir. Efendimiz bütün insanlığa gelmiştir rahmeten lil alemin. Ve onun mucizesi de kıyamete kadar devam etmektedir ve devam edecektir. Kur'an-ı Kerim onun en büyük bir mucizesi. Kendisi çok büyük bir mucize. Cenab-ı Hakk'ın insandaki bir harika tecellisi. Bütün alemlere rahmet. En alt kademeden en üst kademeye kadar bir üsve-i hasene, bir örnek şahsiyet. Her mesleğe bir örnek şahsiyet. Velhâsıl Cenâb-ı Hak, İslam ile murad ettiği kâmil insan modelini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında sergilemiş. Onu bütün insanlık âlemi için emsalsiz bir örnek kılmıştır. Bütün insanlığa her zaman, her mekanda fiili kıstas olmuştur. Yani her mümin, Cenâb-ı Hakk'a yaklaşan bir mümin, sallallahu aleyhi ve sellem bütün problemlerini çözer. Fiili kıstas. Ayet-i kerimede üç şart Cenab-ı Hak buyuruyor. Allah'a kavuşmayı umanlar. Yani marifetullah'a kalpten bir pencere açanlar. Ahirete kavuşmayı umanlar. Faniliğin içine girenler. İhtirastan kurtulanlar. Esas hayatın ahiret hayat olduğunu tefekkür edenler. Ve Allah'ı çok çok zikredenler için Allah Resulü üsve-i hasenedir. Örnek şahsiyet vardır buyurmuştur. Okunan ayet-i kerimeler bize kâmil insan modelini sergilemektedir. Cenab-ı Hak her an kendisiyle beraber olmamızı istiyor. İmtihan dünyasında ikinci bir imtihan yok. Kaset dolduruyor, bu kaset açılacak. Tekrar ikinci bir kaset doldurma yok. Kabirde yok, kıyamette yok. Bir imtihan dershanesindeyiz. Malzemeler çok. Malzemeler iki uçlu bıçak gibi. Tek kurtuluş bu malzemeleri hayra kullanmak, kalbin Cenab-ı Hak'la beraber olması ve bunu fiile çıkartabilmek. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak hayatın her safhasına şu hali aksettirebilmek, ilahi kameranın altında olduğumuzun idraki içinde bulunabilmek. Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerindeyken her vakit Allah'ı anarlar. Nasıl arkamızdan bir kamera gezdirilse her halimize dikkat ederiz. Ve bu ilahi kameranın gezdirildiğinin bir idraki içinde bulunabilmek. Bunun ne kadar ben o halin içindeyim? Ayet-i kerimin devamında göklerin ve yerin yaratılışını derinden derine tefekkür ederler. Cenab-ı Hak semayı niye yarattı? Yeryüzünü niye yarattı? Bu kadar mahlukat niye yaratıldı? Ben niye yaratıldım? Gelenler niye gidiyor? Kimin mülkünde yaşıyoruz? Gidenler nereye gidiyor? Bu tefekkür Cenab-ı Hak'la beraber olmayı kolaylaştırıyor. Yani tefekkür bir iman anahtarı. Ve bu hal olunca bir dehşet kaplaması kalbin. Ya Rabbi sen bunları boşuna yaratmadın derler. Ne gökyüzü boşuna, ne yeryüzü boşuna, ne ben boşuna, bu kadar ne de bu kadar mahlukat boşuna. Diğer bir ayet-i kerimede Câsiye suresinde göklerde ve yerde ne varsa insana amade kıldık buyuruyor. Kimin için? Düşünen bir toplum, idrak sahibi bir toplum için. Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın derler. Seni tesbih eder, bizi cehennem azabından koru derler. Yani böyle bir gönül alemi, bu kalbin sanatı, bu gönül alemine girebilmek.
Yani diğer bir ayet-i kerimede de Furkan Suresi'nde Cenab-ı Hak İbadurrahman olma. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecelli ettiği kullardan olabilmemizi arzu ediyor. İbadurrahman, yeryüzünde mütevazi olarak dolaşırlar. Bu bir idraktir, bir hiçliği idraktir bu. Hiç sermayeli dünyaya geldik. Ne meziyetimiz varsa Cenab-ı Hakk'a ait. Bir anda alırsa biteriz. Zaten üç kişi Allah dostu olamaz buyuruluyor. Birincisi kibirli, yani mütevazinin zıttı. İkincisi cimri, üçüncü de ahmak. Yani sonsuz bir aleme anı tercih eden, dünyayı tercih eden ahiret karşısında bu üç kişi olamaz diyorlar. Bu buyuruluyor. Yeryüzünde mütevazi olarak dolaşırlar. Cahiller daha öteye, sataştığı zaman da selama derler. Bir tebessümle ayrıldı. Kalp alemini coşturması lazım. Succeden ve kıyama, bu seher vakitinde secde ve kıyam halinde olurlar. Ondan sonra Tövbe Suresi'nin 100. ayet okundu. Burada da Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz'in o şahsiyetini, o karakterini bir toplumda ne şekilde yaşandığını bildiriyor. Eshab toplumunda ne şekilde yaşandı? İslam'a ilk giren muhacirler, Mekkeliler bildiriyor Cenab-ı Hak. Onları bize örnek. Onlar canları pahasına, malları pahasına kalplerini muhafaza etmeye gayret ettiler. Her türlü cefaya katlandılar. Yine Tövbe Suresi'nin diğer bir ayette de onlar canlarıyla malları cenneti satın aldılar buyuruluyor. Cenab-ı Hak öyle bir kıvam istiyor bizde. Yani kalbimizi koruyabilmek. Kalbimizi koruyabilmek için de fedakarlık arzu ediliyor. Orada Mekke devrinde Bilal var. Nasıl kumlar üzerine yatırıldı. Sümeyye var. Ammar var. Yasir var. Bunlar ne şekilde bir cefaya katlandılar. Bir ayağı bir deve bağlandı, bir ayağını diğer deve bağlandı, ters istikamette götürüldü. Hatta bir ibretli bir şey, yani nasıl bir iman tezahür ediyor. İman bütün menfaatlerinin üzerine çıkıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliğinde Habbab bin Erete dedi ki, bana dedi, Habbab dedi, o Mekke devrinde dedi, Allah'ın çektiğin işkencelerden biraz bana bahset dedi. Habbab da dedi ki, ey dedi, müminlerin emiri dedi, sırtıma bak dedi. Onun Hazreti Ömer radıyallahu anh sırtına baktı. Dedi ki, ömrümde dedi, böyle harap olmuş bir insan sırtı görmedim dedi. Hayret için kaldı. Kafirler, ben demirciydim dedi. Kafirler kor ateşinin üzerine beni yatırırlardı. Yağlarımın damladığını hissederdim. Cenab-ı Hak fakat büyük bir taltif, ta beşeriye bütün kıyamete kadar gelecek bütün müminlere onların misalini bildiriyor. İslam'a ilk giren muhacirler, Mekkeliler. Demek ki burada bir Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmenin en mühim şartı fedakarlık oluyor. Ondan sonra Ensar'ı bildiriyor, Medinelileri. Bunlar da her inen ayet karşısında iman güçlendi, granit hale geldi. Her inen ayette semina ve ata'na dediler. Hemen bir sevkle, lezzetle hemen bir tatbikatına geçtiler. Ki cahiliye devrinden gelen insanlar her türlü şer kapıları açıktı kendilerine. Yani bir tabir caizse bir Hint okyanusunun derinliğinden Everest tepesine çıkıldı. Bir faziletler medeniyeti inşa edildi. Cenab-ı Hak onlardan sonra, o Eshab-ı Kiram'dan sonra gelen ümmeti Muhammed'e de onlara benzememizi istiyor. Onlara takip eden ihsan sahipleri buyuruluyor. Bizim onlara benzememiz, onlara yaklaşabilmemiz arzu ediliyor Cenab-ı Hak tarafından. Tövbe ayetinin sonundan okundu. 128. ayetten. Orada Cenab-ı Hak bize Efendimiz'i bildiriyor. Sizin sıkıntıya düşmeniz, ümmetinin sıkıntıya onu çok üzer buyurdu. Çünkü o ümmetinin çok merhametlidir, çok şefkatlidir, Rauf ve Rahim'dir buyurdu. Hiçbir peygamberi Rauf ve Rahim'dir iki sıfatın zirve tecellisi yalnız Efendimiz'de. Yalnız Efendimiz'e bu iki sıfatı Cenab-ı Hak bildiriyor.
Demek ki Cenab-ı Hak bizi çok büyük bir nimet, büyük bir lütuf, böyle en zirve bir peygambere, Cenab-ı Hakk'a en yakın bir peygambere bizi ümmet kıldı. Cenab-ı Hak Efendimiz'i çok seviyor. Efendimiz de ümmetini seviyor. Tabii buna karşı bize de Cenab-ı Hak, eğer siz Allah'ı seviyorsanız Resul'e itaat edin, Allah da sevsin ve sizi mağfiret etsin buyuruyor. Yani bir sevginin mukabili olması lazım. El mer'u ma men ehabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir ve bu sevginin ispatı gerekir. Ondan sonra okunan ayet Enfal suresinin başından okundu. Orada da Cenab-ı Hak insanın bir zaafını bildiriyor. Bir Bedir Harbi kazanıldı. Melekler indi. Büyük bir futuhat oldu. İslam'ın küfre karşı ilk darbesi, ilk galibesi oldu. Müminler büyük bir fedakarlık gösterdi. Kardeş kardeşle, ana baba oğulla, oğul babayla karşı karşıya geldi. Cenab-ı Hak bu iman heyecanı, iman vecdi karşısında melekleri indirdi. 1000 melek, 3000 melek, 5000 melek indi. Onlar da iştirak etti. Fakat insanoğlunun zaafı burada. Bir kılıç ortadaydı. İki sahibi o kılıç üzerinde ihtilaf etti. Senin midir, benim midir diye. Cenab-ı Hak enfal, ganimet Allah ve Resulüne aittir. Ayet indi. Ondan sonra ilk ikaz geldi. Eğer Müslümansanız aranı düzeltin. Yani hiçbir müminle arasında zerre kadar bir burudet olmayacak. Allah için affedebilmenin sanatını erecek. Eğer Müslümansanız buyuruyor. Yani kamil bir müminseniz. Allah ve Resulüne itaat edin buyuruyor. Ondan sonra diğer bir merhale, Allah'ın zikriyle vecilet kulübü, kalpler titrer buyuruyor. Yani öyle bir bizden bir yürek istiyor ki Cenab-ı Hak, kendisi anıldığı zaman halimizin değişmesi, istikametimizin derlim toparlanması, yine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar buyuruluyor. Her ayetin kalbi durumumuza göre bize bir derinlik sergilemesi. Sahibi bu durumdaydı, her ayet indiği zaman, gökten inen bir sofra zannederdik. Allah'ın muradı nedir burada derdik. Ondan sonra devamında tevekkül ederler. Bir imtihan dünyasındayız. Şartlar devamlı değişiyor. Her gün bir meçhulün içindeyiz. Yarın bir meçhulün içindeyiz. Daima şartlar değişiyor ve bir teslimiyet içinde olabilmemiz arzu ediliyor. Bu hepsi kalbin sanatı olmuş oluyor.